Sanki terk edilmiş bir viraneyim, her yanımdağmış, yıkılmışım ben. Üstüme basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim yaşlı. Çin rüzgarında savrulmuşum ben. Dertler derya olmuş, bende bir sandal devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, bende bir sandal devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertler derya olmuş, bende bir tutulacak hiçbir dalım kalmadı. Bir ağaç misali kurumuşum ben. Sanki bir köleyim, sanki bir esir. Yerlerden yerlere atılmışım ben. Sanki bir köleyim, sanki bir esir, yerlerden yerlere atılmışım ben. Şimdi bu Allah'a sitem videoları var ya baba, bu videoların hepsinde aslında böyle tane tane benim mazeretimin olduğunu ve sizlerin ise, tamam mı, bu acıları çekmek için trilyonlarca yıl yaşamanız lazım. Bak, trilyonlarca yıl. Çünkü niye biliyor musun? Hayat mesela şöyledir. Trilyonlarca dediğim bazılarına saçma gelebilir, açıklamasını yapayım. Adam vardır, bir yaşına doğar, doğar doğmaz bir yıl içerisinde, tamam mı, başkasının 100 yıl boyunca çekmeyeceği şeyler çeker. Bak, bir yıl 100 hatta. Anladın mı? Yani biz aynı işte, kader böyle, aman abim, gözümüzü dünya açtık açalı, dert, keder, orospu çocukları, fahiş evlatları falan filan. Bundan dolayı da abi bizim mazeretimiz var, ama ve lakin o yorumlarda bakıyorsun, adamın saçma sapan bir derdi var, gelmiş, yok Allah'a şöyle, yok böyle, ya yarramakla, senin öyle bir gerekçen yok, öyle bir mazeretin yok, boşuna aman abim gözünü yırtma. Okey, buradan söylüyorum hepsine. Şimdi benimle diğer insanlar arasındaki farkı söyleyeyim size. Allah'a sitem konusunda falan. Birincisi, kendimden misal vereyim, tamam mı? Hani daha evvel anlatmıştım bir olayı. Bunun biraz daha detaylısını anlatacağım. Hazreti İsa olayı vardı ya. Şimdi baba, eski çağlarda böyle yine yokluk vardı. Fakirlik, fukaralık, garibanlık vesaire. Neyse baba, bir tane adam da aynı bizim gibi doğuştan kadersiz, doğuştan şanssız, amına koyayım. Lan işe gitmiş olmamış, iş kurmuş olmamış, oraya gitmiş olmamış, buraya gitmiş olmamış. En son adam demiş, dünya senin de, hayat senin de, insanlar hepinize dümdüz demiş. Çıkmış gitmiş kendini çöllere vurmuş adam, tamam mı? Ne yapmışsa olmamış çünkü, denemiş yani en azından, anladın mı? Şimdi böyle insanı, tamam mı, defalarca deneyip de her seferinde, tamam mı, sorun çıkmış,
Diğer tarafa git, adam hayatı boyunca bir kere batmış, bir kere abi, bir kere yıkılmış bile ufak tefekten ayağa kalkmış ya. O çıkıyor millete motivasyon dersi veriyor. Yok asla pes etme, yok şöyle, yok böyle falan filan. Ya amına kodumun çocuğu. Hayatta en nefret ettiğim motivasyon zırvalığı. Lan hayat sizi öyle bir siker ki. Bak bahim motivasyonun mezinden bahsediyoruz lan. Duyunca bile sinirleniyorsunuz. Yani o kadar ki boş bir zırvalık ha. O yüzden de buradan bahsediyorum. Bu motivasyon zırvalığı kadar boş bir zırvalık daha yoktur. Sayıklayanların da hepsine bakın. Hepsi de malında malı böyle. Malında malı amına koyayım. Badicisine bakıyorsun. Ömrüsü sonrası bir full after. Motivasyon. Asla pes etme hayaller. La amına kodumun çocuğu. Steroidi bırak. 2 ay sonra dilenciye dönersin. Anan sikilir amına koyayım. Sen ne sayıklıyorsun? Göt oğlanı. Ondan sonra gel motivasyonla bahset de göreyim ben senin götünü. Hepsi boş. Yani dünya. Dünya harbiden bir kerhane. İçinde de trilyonlarca, milyarlarca orospu var. Bizler de bu kadar orospu çocuğun arasında mücadele veren. Adamlık inadına diyen. Bilmiyorum abi ya. Vallahi bilmiyorum neyiz, bilmiyorum. Ben artık kendimizi de tarif edemiyorum. Mağduruz mu diyelim, ne diyelim vallahi. Artık tek kelime o aklıma geliyor. Neyse bu arkadaşlar. Hasret İsa olayındaki adam da artık kendine bakıyor, olmuyor, 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 olmuyor. Defalarca denediyor artık yani. Ne yapacaksın? Biraz daha uğraşsan tövbe aşağı Allah'a karşı gelmiş olacaksın. Yani Allah sana diyor ki ben vermiyorum. Sen ısrarla diyor ki yok ben alacağım alacağım. Ya babayı alırsın olmaz yani. Mücadelenin de bir süreden sonrası yani şeye geçer ha baba. İnada geçer ha. Kaderle inada. Tövbe aşağı Allah'la inada. Ya adam da bunu bildiği için kendini şöylere vurmuş. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Üstündeki elbise paramparça olmuş. Yırtılmış, çürümüş. Ne artık dikiş tutuyor ne bir şey falan filan. Tamam mı? Ondan sonra gitmiş. Sadece tamam işte. Dalga yerler işte. Belden aşağısı işte. Göbekle işte diz bağ arası falan filan işte. Bezi kendine sarmış falan filan. O şekilde dolaşıyor. Elinde de bir tane baston maston işte. Asa değnek her neyse. Bir yerden sonra o da çürüyor. Üstündeki elbise de çürüyor. Adam gidiyor kendini kuma gömüyor. Sağdan soldan birileri şeyini görmesin diye, dalgasını görmesin diye, ayıp olur diye falan filan. Adamın hayatı sekilmiş, hala adam iffet peşinde. Yani hala adamlık peşinde, hala birilerine ayıp olmasın diye gitmiş kendini kuma gömmüş. Dünyadaki en böyle en dip seviyeye, bundan daha ötesi yok yani. Düşünün adam doğmuş doğalı full çile, full dert, full keder, hayatı sekilmiş. Lan üstünde elbise bile yok amına koyayım. Adam ona rağmen gitmiş kendini. Biz olsak amına koyayım parkın orada anadan ürün yatarız amına koyayım. Vardı bizim orada bir tane deli vardı mesela. Eskiden 90'lı yıllarda ben Adana'ya gittim de adam anadan ürün geziyordu. Dalgası da elinde öyle dolaşıyordu amına koyayım. Niye bakmış amına koyayım da? Ama bu adam ona rağmen bak ona rağmen o kadar adammış ki zaten adam olmamış olsa o kadar yıkılmazdı. Direkt ben ufaktan Allah bir dert veriyor. Ufak tefek bir şeyler. Ondan sonra da derman veriyor. Ayağa kalkıyor. Ayağa kalk kalkmamaz başlıyor motivasyon zırvalı sayıklamaya. Boşunda boş halbuki. Neyse baba bir insan çok sileymişse bilin ki dürüsttür. Bilin ki dürüsttür. Kısa ve öz. Bak size dürüstlüğün en kısa yolunu söyleyeyim size. Bir insan da tamam mı? Ufak tefek sorunlar zaten herkeste var. Sineğe de git var, böceğe de git var, fareye de git var. Ufak tefek sıkıntılar vermiş ama onun sonrasında mesela tamam mı? Verdikçe başka şeyler vermiş. O adam boşunda boşudur yani. Anladın mı? Herkese kendine göre yük. Yani da boşunda boşuna bir yük yüklesen aynı gün götüne siktirir, tövbe aşağı, travesti olur. Birey olur, otobana çıkar falan filan. Sonra da der ki Allah beni suçlu şey yaptı yani. Onun yüzden düştüm falan filan der. Yani işte Allah da bunu bildiği için ne yapıyor işte. IQ'su düşük, süzme gerizekalı, mal, salak falan filan tiplere işte fazla dert vermiyor. Neyse baba bu adam en son kendini kuma gömüyor. Kuma gömüyor bakıyor Hazreti İsa oradan geçiyor. Sesleniyor baba, babacığım diyor bir tane kan alabilir miyim babacığım. Ey Allah'ın peygamberi, ey sevgili İsa, ey sayın İsa. Bir saniyen alabilir miyim babacığım demiş tamam mı? Hazreti İsa görmüş demiş ki buyur işte ey Allah'ın kulum demiş artık. Ey ne demişse bilmiyorum ben. Ya demiş babacığım ben kendimi bildim bileli hayatım zikildi demiş tamam mı? Gözümü dünyaya açtım açarı dert almına akıyor. Lan demiş üstünde bir kuru elbise vardı o da gitti. Kendimi kuma gömdüm birileri bir yerlerimi görmesin diye. Demiş sana zahmet şu Rabbil aleminiz var ya hani Allah'ımız. Ya baba sen zahmet ona bir sor hele benim bu halim ne olacak demiş tamam mı? Hazreti İsa da demiş ki tamam soracağım senin hatırın için eyvallah. Neyse gitmiş demiş tamam ben burada bekliyorum bak merakla bekliyorum çünkü artık bundan ötesi yok yani. Dayanacak takat yok artık abi böyle güzel bir haberlerle gel bana demiş tamam mı? Yani artık yok abi bu de bir seviye bundan daha ötesi yok abi. Kendine çimento mu döksün adam ne yapsın yani neyse. Baba Hazreti İsa gidiyor bir müddet sonra geliyor tamam mı? Adam diyor ki ne oldu ey İsa?
Konuştun mu demiş, Allah'ımızla birleştir, Rabbil aleminizle falan filan. He demiş, konuştum. Ne dedi baba benim için demiş, tamam mı? Büyük bir hevesle soruyor. Şimdi diyecek işte, kalk oradan, işte şöyle olacak, böyle olacak. Allah sana artık şöyle güzellik yapacak, önünü açacak, beyaz sayfalar falan filan diye beklerken, tamam mı? Hazreti İsa buna diyor ki, Allah demiş ki o kuluma söyle biraz daha sabretsin. Lan adam demiş, aman akın bunun adamı sabır, anamız sikildi demiş. Lan demiş, bir rüzgar eser yerimiz görünecek daha bunun adamı sabır. Ya. Yani bazı insanların kaderi böyle abi baba. O yüzden de herkes herkesi başkalarıyla kıyaslamasın. Herkes herkesi başkalarıyla kendisini karıştırmasın. Babacığım siz farklısınız, başkaları farklı. O yüzden de baba, tutup da başkaları gibi kendinize yok sitem yok falan öyle bir mazeretiniz yok yani. Bu anlattığım hikayedeki adam var ya, bizim kaderimiz aynen böyle işte. Bak şimdi de o diğerleri kendini dertli zanneden, işte Allah bana yardım etmiyor diyen, zırvalayan tipler vardı yine. Heh, şimdi de onları ilgilendiren bir tane hikaye anlatayım. Bir kilise papazı. Çok güzel bir hikaye. Tamamıyla onları anlatıyor. Hani böyle bazı şeyler vardı ya, işte Allah bize yardım etmiyor falan gibisinden, işte sitem eden falan. Şimdi de onları anlatıyor. Şimdi bir gün kilisede bir papaz varmış, tamam mı? Buraya şey basıyor. Yağmur böyle çok böyle sıkı bir yağmur yağıyor, tamam mı? Baba yağmur yağdıktan sonra sel oluyor. Sel olduktan sonra işte alt katları basmaya başlıyor. Alt katların evlerini basmaya başlıyor falan filan, işte şudur budur. Herkes dışarı kaçıyor falan filan, tamam mı? O esnada zaten papaz da görür sele. İstese dışarı kaçar ama ne yapayım, kaçmıyor. Neyse baba, birinci hamle burada. Açmıyor dışarı. Ondan sonra komşular geliyor işte. Selamun aleyküm, aleyküm selam, her neyse işte. Peder diyor işte, bak sel bastı işte, öleceksin burada. Gel seni götürelim, yardımcı olalım falan filan. Yok yok diyor, Allah bana yardım eder. Benim Rabbim bana yardım eder. Siz gidin, gerek yok diyor, tamam mı? Peki baba diyorlar. Okey, çekiyorlar gidiyorlar. Neyse sular biraz daha yükseliyor baba, tamam mı? Sular biraz daha yükselince bakıyorlar ki artık millet kayıksız gezemiyor. Artık itfaiye mi işte, belediye mi, her neyse, devlet mi işte, her neyse, jandarma mı, şudur budur. Kayık çağırıyorlar, tamam mı? Diyorlar işte kilise rahibi orada şey kalmış, mahsur kalmış, gidelim. Pencereden görüyorlar falan filan, inen bir aşağı, boğulacak, ölecek falan filan. Kayıkla gidiyorlar buna, tamam mı? İşte kapısına dayanıyorlar kayıkla. İşte peder, neredesin? Papaz, her neyse işte. Kutsal peder, aziz peder, her neyse işte, tamam mı? Gel seni kurtarmaya geldik falan filan, işte atla kayığa gidelim. Peder diyor ki yok yok, Allah beni kurtaracak diyor. Size gerek yok diyor, tamam mı? Tamam baba diyorlar, ne yapıyorlar? Salaf dinletemiyorlar, çekiyorlar gidiyorlar. Neyse baba, en son artık sular böyle şey oluyor, tamam mı? Sular tamamıyla kiliseyi sarıyor, tamam mı? Da artık kayık da kurtaramıyor. Helikopter çağırıyorlar, tamam mı? Helikopter çağırıyorlar. Helikopter geliyor, papaz diyor, aziz peder diyor, atlayın gidelim, bak vallahi öleceksiniz, billahi öleceksiniz. Yok yok diyor, siz gerek yok size diyor. Bana Allah yardım eder, Allah beni kurtarır diyor. Ya, ne yapıyorlarsa adamlar dinletemiyor. Adamlar çekiyor gidiyor, ondan sonra peder ölüyor. Peder ölüyor, ondan sonra öbür tarafa gidiyoruz. Yabani babalar bunu karşılıyor, tamam mı? Ya diyor, babacığım ben o kadar işte kilisede ibadet ettim, şunu yaptım bunu yaptım falan filan. Niye bana yardım etmediniz, işte beni kurtarmadınız falan filan. Ben Allah'a sığındım, Allah'a ibadet ettim, Allah'tan yardım bekledim falan filan. İşte bana oradan diyor, lan mal o. Sen diyor isteseydin o selde yukarı kaçardın, kaçmadın. Geri zekalı diyor. Ondan sonra o yetmedi diyor. Yan taraftan komşuları gönderdik sana diyor yardıma. Sen onları da reddettin. Ulan diyor, o da yetmedi. Kayık gönderdik aman akıyım seni kurtarmaya. Sen gene gitmedin. Lan diyor, sen nasıl bir malsın aman akıyım. En son diyor helikopter gönderdik diyor. Gene binmedin. Oğlum biz sana daha nasıl yardım edeceğiz aman akıyım, tamam. Yani şimdi bu olaydan da şunu gözetliyoruz, tamam mı? Bu olaydan da şunu gözetleyebiliyoruz, tamam mı? Bazı insanlar vardır ya, mesela dertliyim diye geçinir, tamam mı? Sorunlar var diye geçinir, derdi de böyle sinek ısırığı gibi şeyler, tamam mı? Ona rağmen Allah ona bir sürü derman, bir sürü açık yol bırakıyordur, açık yol gösteriyordur, yardım ediyordur. Ama o bekliyor ki böyle mucize, böyle gökten Cebrail aleyhisselam insin baba, onun bütün dertlerini, her şeyini halletsin baba, hadi eyvallah desin baba, başka bir isteğin de var mı desin, telefon numarası falan da versin, bir şey oldu da beni ara desin. Yani zihniyet bu. Aman akodumun beyinsizleri, öyle bir dünya yok işte, yok 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 ha. Niye? Velhasıl kelam, hayat bundan ibaret işte. Dünyada bizim gibilerle diğerlerin arasındaki fark. Umarım bu videodan herkes gerekli dersi çıkarmıştır. Yine çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Adam neler anlattı neler. Lan abi. Eskiden peygamberler gönderdi, elçiler gönderdi insanları ayıktırmak için, doğru yolu göstermek. Şimdi de bizim gibi kralları gönderiyor. Hala amına koyayım nereden ne kadar dölü israfı var, bu adama düşmanlık ediyor. Anasını siktiriyor. Yazık, günah oğlum o kadıncağıza. Ananızın tövbe. Şimdi ne diyeyim ki? Ben sövmeye utanıyorum resmen. Ama gel gelelim, insan oluruz bir şey işte. Yani huylu huyundan vazgeçmez diyorum ya sana. Nasıl ki pedere 50 tane şans veriyor bilmiyor ya. Aynı. Orospu da orospundan vazgeçmez ya.
Bizim gibi insan da amına koyayım üstüne gelecek şey bile yok. Adam gitmiş kendini kuma gömmüş. Oraya kadar bile sabretmiş yani. Ha işte karakter farkı abi. O yüzden de hiç kimse kimse gibi kendini zannetmesin. Sen farklısın, ben farklıyım babacığım. Tutup da senin o yorumlarda yok sitem, yok Allah falan filan. Öyle bir mazeretin yok. Edeni de kovarım. Buradan söyleyeyim. Seninkisi tamam bile o papazın derdi. Anladın mı? Hani sizin o tür insanların tamamı sizin derdiniz tamam bile o papazın kaderi. Papazın olayı falan filan. Bizimkisi o diğeri. Hani bizim mazeretimiz var sitem etmekte ama senin yok aslan. Okey. O yüzden de boş boş vızıldamanın gereği yok. Halinize şükredin. 10 numara kral gibi hayatınız var. Sizin yerinizde olmak isteyen binlerce milyonlarca insan var. Halinize şükredin. Allah'a da dua edin. Okey. Bir de bu krala dua ederseniz memnun olurum. Çünkü sizlere bu kadar doğru güzel bilgileri aktaran başka insan yok. Bir nevi peygamberlik vazifesi görüyorsa abi bir zahmet bir duayı da hak ediyoruz ya. Tamam baba? Hadi Allah'a emanet görüşürüz.